Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli aziz seyirciler. Her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün yine daha Allah'ın izniyle sizlerdenik. Kerki gün güzel havasından bütün Irak'takilere ve yurt dışındakilere saygı selamlar, kucak dostu sevgiler. Bugün gelagın Bismillahirrahmanirrahim adıyla menümüze başlayalım. Menümüzde bugün çok istek oldu. Paklalı pilav. Biz de onun için bir yeni yöntemle yapacağız. Tavuklu, soslu, güzel bir paklalı pilav yapacağız. İkinci tarifimiz ise güzel yanında bir şariye çorbamız var. Nohutlu güzel şariye çorbası. Üçüncü tarifimiz ise unsuz, muzlu, kakaolu bir kek yapacağız. Ufacık bir kek. Çok güzel olur. İnşallah sizler de yaparsınız. Dördüncü tarifimizi tabii ki bu yemeğin yanında bir serin şey içmek var. O dünya sıcaktı. Bir serin şey içecek onu da. Bir dilim karpuzumuz var ise onu da limonata yaparız. İnşallah Allah'ın izniyle hepsi isteriz. Gevülüze göre olur. Gelagın hangi iş zaman alır? Önceden ona başlayalım. Önceden tabii ki bakla pilav onun için. Burada bir kilo tavuk etini parçalamışık. Önceden üzerine burada domates salçamız var. Ekleriz. Burada da biber salçamız var. Biber salçası olmayan sadece domates salçasından da yapabilir. Burada tuzumuz var. Tereyağımız var. Tuzumuz var. Çok az ilave ederiz. Burada da pul biber, kırmızı kes acı biberimiz var. Bir de zerdeçalımız var. Bunlar da yanalak. Bunları iyice karıştırak. Sosta bekletirek o yüzden hatta ki işimize bakak. Güzelce sosunu yedirdirek o yüzden hatta ki güzel rengini alsın. Siz daha iki saat biri daha fazla erken yapsanız o daha iyi olur. Ama biz şimdilik bu kadar. Burada da nar ekşimiz var. Nar ekşi bilirsiniz. Tavuk sosuyla çok güzel geldi. Bu kadar da nar ekşisi. Çok güzel soslu bir baklalı pilav yapacağız. Salçalarını ilave ettik. Biber salça ve domates salçası. Zerdeçal yani dediğimiz sarı kök. Bir de kırmızı pul biber. Nar ekşisini de ekledik, tuzunu ekledik. Burada da soğanı da ilave edelim. Soğan da çünkü çok güzel koku, lezzet verir. 2 adet soğanı şerit şeklinde doğramışız. Onu da güzel bir şekilde tavuklarımızdan şekil versin. Hem lezzetini versin. Gördüğünüz gibi tel tel doğramışız özü. Onu da güzel bir kenara koyarız. Kalan işimizi yaparız. Burada sosumuzu, tavuğu bitirdik. Bir tarafa bırakak. Onu yan tarafa bırakak. Hatta görersiniz ki sonradan ne türlü hazırlarız. Diğer tarafta da bol suyumuz kaynar. Burada 2 bardak pirinç ya 3 bardak sizin tercihinize göre ne kadar yaparsanız. Önceden ıslattık sıcak suda bir az tuzlu suda. Burada da suyumuz kaynar. Suyumuz da boldu tabii ki. Burada da 2 yemek kaşığı tuzumuzu ekleriz. Yemek kaşığı tuzu ekledikten sonra güzelce karıştırırız. Hatta ki tuzu erisin. Geldik 2 bardak ıslattığımız pirinci içine ilave ederiz. Tabii ki süzme yaparız.
gördüğünüz gibi şu şekilde, hatta ki kasada bir pirinç kalmasın. Pirincimizi ekledik, bekleriz tamamen istediğimiz kıvama gelsin, pişsin. Onun yanında bir kase pakla içimiz var, kabuğun. Tabii ki diş kabuğunu soyduktan sonra içinde de bir kabuk var. O kabuğu da soyduktan sonra taze yeşil pakla bu şekilde olur. Bir tutam da dereotu, dereotu dediğimiz şibitti. Pirincimiz kaynasın, kalın yöntemine geçeriz. Gelelim şorbamıza. Şorbamız için, bismillah, bunun da ocağın altını açalım. Önceden tenceremize 3 kaşıkça zeytinyağı ilave etmişim. Burada da tereyağımız var. Pardon. Tereyağını da alalım. Tabii ki her yemekte tereyağı çok güzel olur. Yani hüryağ. Burada bir adet soğanımız var. Sadece yağımız erisin. Eridikten sonra kalan işlemi yapalım. Biraz ocağımız uyunur. Bu şekilde yağımız eridi. Bir adet soğanı içine ekleriz. Küçük küp küp doğramışız. İçine ekleriz. Kasamızı yanalım. Güzel soğanımız yumuşasın. Bir taraftan da pirinci karıştırıp dibi yanmasın. Tabii ki bu arada pirincin suyunun ayarı yoktu. Çünkü süzme yapırız. Sadece iyi pişsin. Güzel istediğimiz konumda pişsin. O kadar. Bu şekilde hazırlarız. Gelelim kalan işlerimizi hazırlayalım. Burada unumuzu unutmuşuz. Güzel soğanlar yumuşasın. Soğanımız ne kadar yumuşasa o kadar çorbamızın lezzeti, tadı daha güzel olur. Yağdan tereyağını tencereye aldık, tamamen ısındı. Ondan sonra bir adet doğradığımız soğan. Burada 2 kaşık unumuz var. Burada 1 kaşık salça, biber salçamız var. Pardon, burada tuzumuz da dökülmüş. Onu da temizleyelim. Soğanlarımız yumuşamadan unumuzu eklemeyiz. Tabii ki unu kavurduktan sonra bir güzel kokusu çıkar. Ondan sonra biber salçası, domates salçasını ilave ederiz. Ondan sonra kalan malzemesini ekleriz. Soğanımız tamamen yumuşasın. Burada unumuzu da hazırlamışız. Pirincimizi de ara sıra karıştırırız ki dibi tutmasın. Gördüğünüz gibi burada soğanlar yavaş yavaş yumuşamaya başladı. 2 kaşık unu ilave ederek güzelce kavururuz. Kokusu çıksın. Ondan sonra kalan malzemesini ekleriz. Tabii ki çok güzel kokusu çıkmaya başladı. Burada domates salçamızı ilave ederek
tabii ki bu çorba çok güzeldi. Tavsiye ederim. Çünkü güzel bazı yemeklerin yanında çok güzel geldi. Bir kaşık da biber salçası. Bunlar da yanalak. Önceden soğanlarımız, sonra unumuzu, sonra domates salçası. Bu şekilde hazırlarız. Sonra da bir diş sarımsak. Bunu da güzel küp küp doğramışız. Küçük küçük şeylerden ince ince bunu da ilave ederiz. Çok güzel kokusu var. Umarım ki sizler de yaparsınız. Gördüğünüz gibi bir basit çorbadı ama çok güzel. Ekleriz eşyaların içine. Burada da bir kasa domates sosu. Domatesi mikserden geçirttik. Tabii ki bu şekilde koyarız. Su ilave etmeden hatta ki güzelce domatesimiz de kızarsın. Bir pirincimize de bakalım. Pirincimiz de kaynır. Tabağımızı yanalak. Tezgahımızın üzerini biraz toparlayalım. Hatta kalan işimize bakalım. Onun kapağını biraz örtelim. Hatta sıçlamasın sağa sola. Burada iki adet macimiz var, toz biberimiz var, kırmızı toz biber, nanamız var. Bunları ikisini en sonda ilave ederiz. Tuz da çok az miktarda çünkü iki macık ilave ederiz. Çok tuzlu olmasın diye. Bakalım pirincin pişmağı nece oldu. Çok da fazla pişirmeriz. Çünkü çok pişerse lepe gibi olur. Bu şekilde. Domatesimize de bakalım. Tabii ki domates güzel rengini verdi. Güzel. Kaynamaya girdi. Çünkü tomata kavurma gibi. Hatta ki çift tomata tadı gelmesin. Burada tam istediğimiz kıvama girdi. Burada iki adet macini ilave ederiz. Bir de kaynar suyumuzu aldık. Bismillah. Çünkü suyunu fazla koyarız. İçine şariye ilave edeceğiz. Kaynadıktan sonra şariyesini ilave ederiz. Güzel hafif ateşe bırakırız. Bir daha su şey yapar. Bakalım. Pirincimiz de güzel kaynır. Ve çorbamızı da kaynamaya bırakırız. Pirincimizin ara sıra kıvamına bakarız. Hatta ki dediğimiz gibi çok pişmesin. Şimdi tam kıvamındadır. Yani ne yaparız? Burada farklarını ilave ederiz. Bunu yanında 1-2-3 dakika pişiririk. Çünkü demde çok koyarız özünü. Deme vermekte. Bir de dereotumuz var. Dereotunu da ilave ederiz. Bunu güzel karıştırırız. Hatta ki bir 5-10 dakika pişsin. 5 dakika çok fazla yok. Ondan sonra sızarız. Burada tabağımızı yanalak. Çorbamız da güzel yavaş yavaş kaynağa girir. Pirincimizi sızağın, kalan işimizi yapağın. Burada tenceremize gördüğünüz gibi burada tereyağımız var. Tereyağını aldık. Tereyağı dedik, çok güzel yapar özüm. Burada da sıvı yağımız var. Tabii ki biraz yağlı olması lazım. Sıvı yağı da ilave edelim.
Çok fazla da yağ koymayak. Gel ağın çorbanı diğer tarafa atak. Hatta ki işimizi el altında yakın olsun. Ya bismillah. Burada ocağımızın üzerine alağın tenceremizi hazırladığımız soslu tavuğu teker teker bunları yağa aldık. Pirincimizi de bir karıştırıp devamlı pirinci karıştırırız. Hatta ki lepe gibi olmasın. Hem de kıvamını istediğimiz gibi olsun. Burada yağımızı ocağa aldık. Tavukları teker teker tenceremizin dibine aldık. Bu şekilde. Soğanı da geçse daha güzeldi. Tabii ki güzel bir lezzet verir özüne. Bunu da arkalı öğünle kızardırıp. Siz de kendinize kal. İsterseniz etten de yapabilirsiniz. Ama tavuktan daha güzel olur bence. Tavuğu da ilave eder. Tenceremizin dibine. Gördüğünüz gibi tavuklar bitti. Sonradan soğanı da ekleriz. Bir bakalım pirincimize. Pirincimiz de tabii ki güzel tam kıvamında oldu. Şimdi bunu sızarız. Bunları yanalak. Pirincimizin altını kapadık. Sesten ört kapandı. Burada önceden şu şekilde onu güzelce suyu çok olduğu için burada sızmadım. Tez süzgeçten sızdım. Hatta ki işim kolay olsun. Mutfakta her zaman çözüm var. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım ki siz de yaparsınız. Bunları pişirdikten sonra sızarız. Ne kadar elinizden gelir sızar, hatta içinde pirinç kalmasın. Sonra suyunu sızarız. Bir anda üzerine ekleriz. Gelelim burada. Tavukları arkasını bir kere bir sefer kızardık. Çünkü demde çok koyarız özün, deme verdik. O yüzden çok fazla pişmek istemez. En azından bir yarım saat demde kaldı. Çorbamız da bir taraftan güzel güzel kaynır. Ateşini biraz kısalım. Hatta ki işimize engel olmasın. Burada kalan malzeme soğanı ekleriz. Soğanlar da biraz yumuşasın. Tencerenin dibinde soğanı çok az pişse de çok güzel olur. Bunlar da yanalak. Gördüğünüz gibi burada hele pirinç kalır. Pirinci de güzel aldık. Hiç pirinç koymayarak kalsın suda. Tabii ki bol su koyduk. 2 bardak pirinç. 2 kaşık tuz. 1 kase fakle içi. 1 tutam maydanoz. Bu şekilde hazırlandı. Bunu da yan tarafa alak elimizin altında ki rahat rahat işimize bakak.
Gəlin burada ocağımızın altını açaq xəfif ateşte. Çox xəfif ateşte. Ama burası biraz önce hızlı geldi. Tənəkəmizi koyalım. Burada soğanlarımız daha güzelce pişti. Şimdi ne yaparız? Pirincimizi ekleriz. İçinde herhangi pirinç koymayalım. Onu da yanalım. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde inşallah hepiniz hazırlarsınız. Tezgahımızın üzerine silahın. Burada pirincimizi biraz güzel dağın. Hatta ki dem alsın. Tabii ki biz üzerine de hiçbir yağ koymadık. Bir az yağ ilave ederiz. Hatta ki güzel olsun. Tabii ki burada da zeytinyağımız var. Altında da yağ var tabii. Ondan da fazla yağ kalır. Sadece bunun için. Şimdi burada bitti. Bu ateş çok sıcaktı. Hiç aklım kesmiyor. Oraya koyayım. Bu tarafa koyak olsun daha iyiydi. Onun ateşi çok kuvvetli. Gel ağın kapağını ört ağın. Burada hafif ateşte güzelce pişirir. O da pişirmek nedir? Deme veririk. Her zaman pirinci deme veririk. Tavuklar da güzel pişer. Ondan sonra ters çeviririk özü. Şimdi burada biz bir yandan çorbamız, bir yandan pirincimiz hepsini hazırladık. Pirincin sadece gördüğünüz gibi ne güzel kaynarı. Kaynamağı da çok güzeldi. Burada şaryamızı ilave ederiz. Tabii ki iki maci, et maci, ister tavuk maci, isterse et suyumuz da var ise daha güzel olur. Ben burada tel şaryayı kullandım. İsteyen arpa şaryayı da kullanabilir. Sizin tercihinize kalı. Bu da tuzumuzdu. Burada haşlanmış nohudumuz kaldı. Maydanozdan birlikte. Bir de toz kırmızı biber. Bir de nana. Tabii ki bu çorbanın lezzeti nanadadır. Onu da ateşini hafif eder. O kadar. Şimdi çorbamız bitti. Pirinç ipakla pilavımız bitti. Gelelim diğer tarife. Diğer tarifimiz. Önceden bu sosu alacağım. Tabii ki bunu üzeri iç yapacağız. Bu da sudur. Burada 10 kaşık yemek kaşığı pudra sütü, yani toz sütü. 3 kaşık şekerdi. 2 kaşık kakao ister. 3 kaşık sizin tercihinize kal. Tabii kuru kuru kattıktan sonra ağzının tadına bakın. Hiçbir şey katmadan kuru kuru bak tadına. Eğer beğendi o acısı azdı, şirini çoktu. Onu sen tutarabilirsen. Bunu güzel bir şeker, bir kaşık da margarindi. Gel ağın, iş yap bunu. Unsuz kekimizi. Önceden 3 adet yumurtamız var. Bunları teker teker kasamıza her kereki yöntemde onu güzel 3 adadı da kasamıza kırırız. Hatta ki bilağın temizdi, emin olalım. 3 adet yumurta. 3'ü de temizdi, Allah'a şükür. Bunları yanalım. Tezgahımızın üzerini biraz silek. Bir daha kekimizi çırpmadan çorbamıza bakalım. Çorbamız çünkü şaryasını ilave etti. Oh pardon, burası bugün biraz dardı. Onu
güzel karıştırırız. Şeriyası tabii ki açılmak üzeredir. Onu da bekleriz. Gelelim kekimize. Burada 3 adet yumurtanı kasamıza aldık. 3 kaşık şeker. İster Silivya şeker, ister esmer şeker, biz normal şeker kullandık. Burada 1 paket vanilya. 3 adet muz. Kabuğunu soyduktan sonra bunu da güzel mikserimize aldık. 3 kaşık da kakao. Bunları iyice çırparız. Bu şekilde. En sonda kabartma tozunu ilave ederiz. Bismillah. Önceden yavaş yavaş çalıştırırız, sonra hızlayalım. Gördüğünüz gibi bu kekte herhangi un, süt yoktu. Üç adet muz, 3 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tabii ki 2 kişilik, 3 kişilik bir kek oldu. Çok güzel oldu ama. Çok lezzetli. Şimdiden kokusu çok güzeldi. Muz kokusu bilirsiniz. Bakalım kıvamı nece oldu. Ona göre işimize bakalım. Güzel tezgahımızın üzerini silelim. Burada kekimiz hazır oldu diyebilirik. Jetonunu alalım. Gelin burada kalıbımızı yağlamışız. Küçük bir bayrek, ister kek kalıbı, ister fakon, ister tencere, küçük tencere ki fırına girsin. O kadar. Spartamızı getirir, bir daha çorbamıza bakalım. Zaten pilavımız hiçbir şey istemez. Sadece çorbamız dibi tutmasın, yanmasın. O kadar. Çok güzel bir çorba olur. Yemin ederim bir defa yapsanız her zaman yaparsınız. Burada nohudunu da ekleyelim. Nohudunu da ekledik. Pul biberi de nanasını sonra ilave ederiz. Kekimizin hamuru bu kıvamda oldu. Bunu direkt tenceremize aldık. Hafif ateşte güzelce pişiririz. En azından bir yarım saat fırında kalır. Fırınımızı da ısıtalım. Aynı anda her zaman yaptığımız kekler gibi. Bismillah. ...180 derecede sadece alt kısmını açarız. Bunu da fırına verir. Gördüğünüz gibi herhangi un ve süt yoktu. Bunun için bir sos yaparız. Bir de çorbamıza bakalım. Karıştırırız. Güzelce tam kıvamında, istediğimiz kıvamında ne su ister... Ne suyu esikti? Bir ucunu açık koyarak coşmasın. Gelelim sosumuzu yapmak kek için. Burada 10 kaşık pudra sütü aldık. Kuru kuru
3 kaşık, 2 kaşık. Sizin tercihinize kalı kakao. 5 kaşık da şeker. Bunlar da yanalak. Önceden kuru kuru karıştırak. Gördüğünüz gibi bunu kuru kuru karıştırırız. Tabii ki dediğimiz gibi bu arada tadına bakabilirsiniz. Kaşıktan kullanmayalım çünkü tenceremize zarar olmasın. Hele biz bunu karıştıracağız. Spartayla yapmak daha iyi olur. Bunu önceden kuru kuru bu şekilde bütün keklere uygundu. Bu bazı tatlılara da uygundu. Umarım ki bu şekilde hazırlarız. Bu güzel bir sosu olur. Bunu gelin, ocağın altını açın. Ama çok hafif. Bakın nasıl ayarlayabilir. Çok hafif. Burada birkaç damla su, yani bir bardak diyebilir, su ekledik. Bunu ocağın üzerine ekleriz ki şekeri eriyene kadar güzel sosumuz olsun. Suyumuz yanımızda bir bardaktı zaten suyu o şekilde koyarız. Hatta ki tamamen erisin. Şekeri erdikten sonra güzel sosumuz hazır olur. Sağlık kekimizin üzerine ilave ederiz. Çok dikkatten yaparız. Altı yanmasın. Çünkü bilirsiniz kuru sütü bu şekilde. Kalan suyu da kalmışsa ilave eder. Tereğimizi de, margarinimizi de ilave eder. Bunları yanalak. Sanırsam suyu biraz az geldi. Bir iki damla da akıtsak çok güzel olur. Şekeri erimeğiden sanki duru oldu. Yani hafif bir kuamda oldu. Ama biz istediğimiz kuamadı işte. İsteyen de vanilya, başka tat da atabilir ama ben istemedim. Sadece çikolata olduğu için kakao tadında kalsın. Hatta ki sosumuz güzel olsun. Bunlar da yanalak. Çok basit. Bir kekimiz hazır var ise, sade kek yapmışsanız, misafiriz geldiğinde bu sosu yapıp güzel bir evde her ne var ise, Hindistan cevizi, ceviz, yankos, her ne var ise evde onunla süsleyersiniz. Hiçbir şey de olmadı. Piskiti, ufalağın, onu da güzel sosuyla birlikte güzel bir sos yapın, süs yapın. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş sosumuz da erri, şekeri erisin. Ondan sonra sosumuzu yan bırakırız. Margarinimizi de ilave ettik. Tabii ki güzel bir sos olur. Pirincimiz de bir yandan güzel dem alır. Dediğimiz gibi en azından yarım saat dem de veririz. Ama altına inmeden sadece üstünü çapalarız. Hatta ki iyice damasın. Sonra bu şekilde gördüğünüz gibi iyice bastırırız. Hatta şeklini alsın. Çevirdiğimizde güzel dursun. Pirinçli pilavımız hazırdı. Çorbamıza bakalım. Çorbamız da çok güzel kuamladı. Tam istediğimiz kimindi. Şariyemiz de pişti zaten. Dönelim sosumuza. Sosumuz da güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu.
Sadece biraz suyu da margarini de erisin. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır olur. Siz bunu hafif ateşte güzelce eritseniz daha güzel olur. Bizim burada ateşimiz, hepsi en hafifimiz çok kuvvetli. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz konumdadır. Dediğimiz gibi isteyen Hindistan cevizi dadı, yani damla sahibi ister, vanilya, herhangi dadı da ilave edebilirsiniz. Çikolata tatları var, çilek tatları var. Gördüğünüz gibi tam sosumuz istediğimiz konumdadır. Bu şekilde. İstediğim, tam istediğim şekilde olsun. Şekeri tamamen erisin. Ateşini kapatırız. Kekimizi de fırına verdik tabii ki. Bir yandan çorbamız da hazır oldu. Şimdi çorbanın kalan malzemesini ekleyelim. Burada pudra kırmızı biberimiz var. Bir de nana. Nanamız da var. Bunları da yanalım. Çünkü çorbamız tamamen pişti. İstirim ta bütün malzemesini ekleyeyim. Hatta ki kapadım. Çok güzel bir kokusu var. Bu şekilde. Biraz ateşini açalım. İyice kaynasın. Hatta ki kapatalım. Biberden de nananın tadını alsın. Ondan sonra tamam. Burada sosumuz bizim diyebilir. Hazır oldu. Gördüğünüz gibi bu kıvamda sosumuz hazırdı. Bu şekilde sıcak soğuk kekin üzerine ekleriz. Onu da yanalım. Şimdi burada çorbamızın sadece maydanoz su kaldı. Biraz kaynağa girsin. O baharatın tadını alsın. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Kimiyle görüşürüm? Aydın. Baştan gözlerine aya. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Neşe abla, bir tefsirim var. Hayatım, buyurun. Ögün lukumu şey etti, lukum. Onu tarifini istedim, bu bir de gözül hent. İnşallah, şimdi açıklarım Savuç hayatım. Memnun ol, vatallah. Allah'tan memnun ol, teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Teşekkür ederiz bizim küçük ayıya, sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Bir geçen sefer lukumu nece yaptık? Lukum için bir 2 kiloca karpuzu tabii ki miksara vurduk, sızdık. Sızdıktan sonra onun için bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı nişasta. Bunları soğukken nece mahallabi yaparız, o şekilde karıştırdık. Ondan sonra ocağın üzerine aldık. Ocağın üzerinde kaynar, tamamen katılaş. Sanki un helvası yapsan, en ahırda böyle suyu az kaldı ki bilesen lokum oldu. O zaman bir kaşık margarin, bir kaşık kere. İçine ilave edesen ve o şekilde hazırlasan, yaptıysa o ayacığım diyerek afiyet olsun. Sosumuz da hazır oldu. Bunu da alayım. Şimdi çorbamız tamamen hazır oldu. Maydanozunu da ilave edek, kapadık. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Nenem Mustafa Nenem. Baştan gözlerine hoş geldin programımıza Mustafa Nası. Neresin sehatim ki bu haziye? Hayatım sen iyiyse biz de iyiyiz Mustafa Nası. Valla seni izlerim hemen bakarım. Kalır kaç sabalamam hemen bakarım sana. Hayatım son. Allah esir etmesin sizi Mustafa Nası. Ha, derim, ağrısa. Derim yemekler ve bas bakım hatta alışım yedin. Vay hayatım sağ Mustafa nasıl ne de ihtiyacı varsa biz hizmetteyiz. Sağ olasın. Derim kekin tarifini elemenimsin zahmet olmasa. İnşallah şimdi en basit kek sağ için tarifini veririm hayatım. Sağ olasın. Bir de lokumun ver.
İnşallah. Oldu. Mustafa annası. Teşekkür ederiz bizim ablamız Mustafa annasına sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldı. Bizden lokum tarifiyle bir basit kek tarifi diyeyim sana ki böyle durduğu yerde 5 dakikada hazırlasan. Önceden kekin tarifini diyeyim çünkü birazdan lokumu açıkladım. Zaman kaldıysa lokumu da açıklarım. Önceden mesela isen 2 yumurta, 3 yumurta, 4 yumurta sana kalır. Kalıbı büyük ise 2 adet mesela yumurtanı kaseye kırdı, üzerine bir vanilya açasan, toz vanilya. Bunu güzel çırpmatı, el çırpmasıyla çalgına. Üzerine bir bardak şeker, bunu güzelce karıştır, şekeri eriyene kadar. Ondan sonra üzerine bir bardak süt, yarım bardak sıvı yağ. Bunları güzel çırp. En sonunda kabartma tozu, baking powder'ını ilave ile onu da yanaşava koy. Onu da saptıkça çırpkinen bakasan kıvamı tam istediği hükümünde. Kek kalbi yağlasan, unlasan, ister tepside, ister bayrekse, ister kek kalbinde. Hepsini unlasan, yağlasan, bu karşımı içine tökesen. Ondan sonra fırını o dakikada açasan, önceden ısıtmasan, bunu herkes duysun. Aynı anda açasan alt kısmını, fırını orta kısma koyasan, bunu beklesen, hiç fırını açmasan. Bir ara, bir 50 dakika bakasan üstü de kızar. Bazı fırınlarda böyle. Baktı kızarmıyor, üstünde bir kez kızar. Ve inşallah Mustafa nasıl yaptıysa diyarık afiyet olsun. Burada çorbamızı kapattık. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Evet, selam aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Kimiyle görüşürüm? Makkah'tan en azından selam. Baştan gözlerine kahtan anası. Hoş geldin programımıza. Allah razı olsun. Ali var olsun. Bir güzel yemekler var. Ben şey ve yedin her vakit bakarız. Çekmiş geldim. Vay, Allah razı olsun senden. Vay sağ olasın. Kahtan anası. Başımızı beyg etti. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Biraz zahmet olmaz. Zeytinim ben nasıl tutun bir baksın. Zeytinim güzel sıkmalı elimde dedim. Senden sorum sen maşallah marifetlisin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bütün Türkmen kadınlar marifetlidir. Ve inşallah bizim yöntemimizde yaparsınız. Zeytinu siyahtı, yeşildi. Yeşil. Tamam. İndi açıklarım savcı. Karayanda desem daha güzeldi. Her kısımdan daha güzel. İnşallah. İnşallah. Allah'tan memnun ol. Teşekkür ederim Mustafa annası. Sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için. Burada Mustafa annası, Kahtan annası bizden istediği zeytun nasıl tutulur? Siyah zeytunu sadece ağaçtan kopartıp yaka bir bardağına koy. İster 1 kilo olsun, ister 4 kilo olsun. Bir ölçüme mesela 4 kiloya 1 kilo tuz. Yoksa bir tabaktan ölçsen, bir kasaydan ölçsen, yoksa bir tencereyden ölçsen 4'e 1 tuz, iri tuz. Bunu katasan özüden, o apartmanda yerleştirirsen üstüne su çıkar, bu siyahı diyorum. Hiçbir delik etmeden, yarmadan. Çünkü bizler bazen bol bol yapardık. Bunu güzel üstüne su çıkana kadar. Çıktıktan sonra hiçbir şey yok ise bizler eskiden hurma ağaçlarının şeyi var idi. Onu örterdik. Ama sen evde pek temiz kullanılmamış poşeti varsa üstüne döşe kapağını ört. Hiç açma. 40 gün sonra gebak tadına tatlı olmuşsa o zaman açabilirsen. Eğer baktı acıdı bir 10 gün daha beklesen. Hiçbir yorulmak yoktu içinde. Yeşil zeytini ise, yeşil zeytini de güzel yarasan. Çünkü yeşil çok acıdı. Yardıktan sonra o şeyi çatal yardımıyla delikler yapasan. Bunu da güzel aynı şekilde 4'te 1 tuz koyasan. Bunu katasan. Ama bunun 3 gün sonra suyunu tökesen. Ne kadar suyunu daha geçsen o kadar çabuk tatlı. Ama sen uzun süre üzüm vadiye kalsın elude mesela bir sene suyunu dergişme. Aynı şekilde 40 gün sonra tadına bak. Bu şekilde tutasan özün. Ve inşallah da yaptıysa uz diyerek afiyet olsun. Ve bir de Mustafa annası bizden lokum tarifini istedi. Lokum tarifi dedik 2 kilo karpuzun sadece kırmızı kısmını güzelce miksara vurduk asaraya.
un ilə bir çay bardağı, nişasta bir çay bardağı şəkər sağıq-sağıq qatdıq. Ocağın üzərinə aldıq. Hətta qeym qatlaşana qədər bir qaşıq kərə qoyduq, o qədər. Bir telefon bağlantımız var, buyursan. Alo. Alo. Alo, buyurun. Sağ ol canım, kimiylə görüşürəm? Mən Dəliyə Türkman qızı. Baştan gözlərinə Dəliyə Türkman qızı, necəsən? Olayım, elhamdülillah, Allah. Hayatım, bəli, buyurun. O güzel Allah'ın un halvası elemem ki. İnşallah ki gözümüz haline. İnşallah yakın zamanda Dəliyə. Tamam, tamam. Canım benim. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Dəliyəciğim buradan saygı salamlarımız. Kucak dolusu sevgiler. Gelin en son işlemimizi yapalım. Bir parça karpuzumuz var. Bir dilim diye. Kabuğu soyduk bu şekilde. Yarım bardak su. Bunu limonata yaparıq. Yarım bardak şeker. Şekerimiz biraz yapışıb. Bunu güzel bir şekilde. Bardağımız ıslak olduğu için, yaşı olduğu için yapışıb. Gördüğünüz gibi burada da limon suyu, taze limon suyunu bir limondan fazla sıktık. Bu şekilde. Limonatamız da var. Tabii ki bardağa buz koyduktan sonra, yani kar koyduktan sonra yarı karpuz suyu, yarı maden suyu. Bunu güzel. Bu şekilde bismillah. Dediğimiz gibi biraz çalıştırır, biraz durur. Tabii ki bu başka meyveler kimindeki karpuz sudu hapsi hemen ezildi. Şerbetimiz de hazır oldu, limonatamız. Değerli aziz seyirciler, kısa bir ara zamanımız geldi. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Değerli seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek limonatamız gördüğünüz gibi hazır oldu. Buzunu ilave ettik. Burada da sodasını ilave edek. Çok iştahlı ve lezzetli bir limonatadır. Tabii ki bir dilim karpuzuz olsa misafirimiz geldiğinde yapabilirsiniz. Hem güzeldi hem de faydalıdır. Bunu da endirağın yerine. Şimdi gelin teker teker tariflerimizi açıklayalım. Bugün hazırladığımız baklalı pilavdır. Onun için önceden 1 kilo tavuğu güzelce sosladık. Sosuna 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, ister karabiber. Siz o tercihinize kalır baharatı ama ben toz biber, kırmızı toz biber kullandım. Ve inşallah sizler de bir de zerdeçal, zerdeçal dediğimiz sarkük. Bunları güzelce karıştırdık. 2 adet soğan da güzel ince şerit halinde doğranmıştık. Onu da kendiyle buladık. Bir kenara bekletirdik. Ondan sonra bol kazanda su koyduk. 2 kaşık tuz ilave ettik. Pirinci de 2 bardak pirinci de ıslatmıştık önceden. Sızdık. O kaynar suya aldık. Kaynadı pişmeye yakın. Kibere bildik kıvamı nece pişer. Bir kasa beklenmiş bakla içi. Ondan sonra bir tutam maydanoz. 1-2-3 dakika daha bekletirdik. Çünkü demde çok koyduk gördüğünüz gibi. Sonradan tavuğu tencerenin dibinde kızarttık soğanı ile birlikte. Ondan sonra sızdığımız pirinçli baklarının üzerine ekledik, deme verdik. Tabii ki deme vermemiz bir yarım saat en azından. Nanca demezse o kadar güzel olur. Gelin kekimizin unsuz ve sütsüz kekimizin tarifine. 3 adet muz kırdık, 3 adet yumurta, 1 paket vanilya, 3 kaşık şeker, onu güzel 1 paket kabartma tozu.
Bunu güzelce mikserde çırptık. Gördüğünüz gibi bir kaseni yağladık, fırında pişirdik. Çıktıktan sonra sos yaptık. O sos bütün keklere uygundu. 5-10 kaşık yemek kaşığı toz sütü, 5 kaşık şekerdi, 2 kaşık kakaodu, ister 3 kaşık, siz o kal tercihinize, acı seversiniz, acı kakaonu fazla edersiniz. Tatlı seversiniz, şeker fazla edersiniz. 1 kaşık margarini, bunu kuru kuru önceden kuru maddeleri kattık, tadına bakarız. Ondan sonra ayarını verdikten sonra bir bardakça su katarız, ocağa alırız. Çok hafif ateşte erdiğine kadar şeker erir. Ondan sonra bir kaşık margarin. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel parlak, o güzel de tadı var. Bu şekilde süsledik. Gelin çorbamıza, çorbamız için bir adet soğanı küp küp doğradık. 3 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı yani hür yağ. Bunu güzelce soğanları yumuşattırdık. Ondan sonra bir diş sarımsak, 2 kaşık salça, domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 kase de taze domatesi güzelce mikserde çırptık, ezdik, güzelce kavurduk tamamen tencerenin dibinde. Sonra suyunu verdik, 2 maci ilave ettim. İsterseniz o hazır et suyu ya tavuk suyu var ise ilave edebilirsiniz. Ondan sonra 1 çay bardağı ya bardaktan şariye, tel şariye isteyen de arpa şariye de kullanabilir. Şariyeni ilave ettik, güzelce kaynadı. Sonra bir kase haşlanmış nohut ve sonra da toz biber, nane ile gördüğünüz gibi limon da kaldı. Limon suyundan da isteyen tercihine kaldı. Gelelim limonatamıza. Gördüğünüz gibi limonatamız ne kadar iştahlıdı. Bir dilim karpuzuz var ise misafir geldi, hemen onu miksere atın. 3 kaşık şeker onun yanında. Yarım bardak su, bunu mikserde güzelce, herhangi sızma da yapmadık, yani sızmadık özün. Güzelce çırptıktan sonra limonatanı ilave ettik, yarısını da maden suyu dedik, soda. Limonlu soda olur, sade soda olur, size kalır. Bu şekilde buzdan süsledik. Değerli aziz seyirciler, umarım ki bir günün programı gevruze göre oldu. İnşallah her zaman gevruze göre oğlu ve bütün isteklerimiz yerine geldi. Bizim Dalya, küçük Dalya'da un helvası istedi. İnşallah yakın zamanda yaparız Allah'ın izniyle. Kahta nenesi de buradan bizden zeytin istedi. Zeytini de açıkladık ki yöntemde de. Olabilir bir günde karşımızda ederiz. Buradan kendisine ve ailesine saygı salamlar, kucak dolu sevgiler. Değerli aziz seyirciler, sizlerden zaman çok güzel geçti. Bir günün programı bura kadar, çünkü sona geldik. Ne diyebiliriz? Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.